Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Mişkatul Mesabih derslerimize devam ediyoruz. Kitab-ı Savun'dayız. Oruçla alakalı hadis şerifleri okuyoruz. Bugün inşallah nafile oruç tutan kişi nafile olan orucunu bozabilir mi? Onunla alakalı hadis-i şerifleri okuyacağız. Kardeşlerim, babun fil iftari min tatavvu yani nafile oruç tutan birisi iftar yapabilir mi? İftar yapabilir mi? Orucunu açabilir mi gündüz? Akşam niyet etti, sabah bir şey buldu, bir ziyafete gitti, ziyafete katılır, orada yemek yiyebilir mi? Bununla alakalı hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evini anlatacak bize. Aynı zamanda Hazreti Ayşe radıyallahu anha sonra fukahımız, müştehit imamlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın evinden hükümler çıkaracaklar. Ve an Aişete radıyallahu anha kalet Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet ediliyor. Buyurdu ki: "Dakhala alayye nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem zata Bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam benim evime geldi. Yani yevmen minel eyyam. Diğer annelerimizin evine gidiyor, nöbetleşe orada orada kalıyor. Sonra Ayşe annemiz radıyallahu anha onun evine geliyor. Dakala aleyyen nebiyyü zâte bir gün yani günlerden bir gün Peygamber aleyhissalâtu vesselâm benim evime geldi. Fakale hel indekum şey'un yanınızda bir şey var mı diye sordu. Ebu Davud'un rivayeti hel indekum ta'amun yanınızda Ayşe yiyecek bir şey var mı diye sordu. Nesaide <laughs> gada'un kahvaltılık öğleden önce yenen yemek kahvaltılık var mı diye Tirmizi rivayeti hel indeki gadaun yanında kahvaltılık var mı Ayşe diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kardeşlerim Peygamber aleyhisselam devlet başkanı evine giriyor. Ayşe annemiz radıyallahu anhaya soruyor. Hel şey şeyun yanınızda yiyecek kahvaltı için sofraya konacak bir şey var mı Ayşe diyor. Fekulna la dedik ki yok ya Resulallah. Ama sonrasında Ayşe radıyallahu anha ya Resulallah siz devlet başkanısınız. Evinizde kahvaltı için ekmek bile yok diye Ayşe Peygamber aleyhissalatu vesselama sitem cümleleri kurmuyor. Üzerine yürümüyor. Bu hadis-i şerifler Anadolu camilerinde okundu kardeşlerim. Sonra oradan neler duydularsa erkekler onları eve getirdiler, eşlerine anlattılar. Sonra onlar sabah evlerinden ayrılıp işe giderken hanımları kapılara dikildiler dediler ki eşlerine: "Sakın ha mesaiye haram karıştırma. Sakın ha teraziye haram karıştırma. Başkasının kul hakkına tecavüz ederek para kazanma. Biz evimizde aşla tahammül edebiliriz ama cehennemin azabına tahammül edemeyiz, dayanamayız. Yani onlar Ayşe annemiz radıyallahu anhaya baktılar. Eskiden evlerimizde kanaat vardı. Bugün olduğu gibi imkan yok. Buzdolapları, elektrikli aletler vesaire, elektronik cihazlar bugün olduğu gibi yoktu. Ama kadınlar evde daha rahattılar. Sorduğunuz zaman Elhamdülillah cümlesini ciğerlerinden, yüreklerinden söylerdi onlar. Bütün hücreleri, bütün zerreleriyle söylerdi. Belki yine Elhamdülillah söyleniyor. Ham cümleleri var, şükür cümleleri var ama nice engeller var. O ham cümlesi lisanda, dilde terkip edilirken modern dünya ruhumuza, bedenimize Haramları bulaştırdı kardeşlerim. Fıkı hayatımızdan çektiler, aldılar. Bunu daha çok önümüzde Müslüman kimliğiyle duranlar yaptılar. İslamiyetin barikatlarını yıktılar, açtılar, haram bırakmadılar. Yani siz ekranda şu haram diye duyuyor musunuz? Yok, fıkı haram ve helal demek. Yani bir kardeşim bir şeyin ...helal ya da haram oluşunu... ...dilinizle tadarak anlayamazsınız... ...öyle buyurulmuş... ...Ali Haydar Efendi Hazretleri... ...dermiş ki... ...evlatlarım... ...bir tavuğun... ...helal mı haram mı olduğunu... ...yiyerek... ...tadarak anlayamazsınız... ...bir şeyin haram ya da helal olduğunu... ...Allah'ın şeriatı belirler... ...Kuran-ı Kerim belirler... ...sünneti seni ye belirler... ...onu nasıl aldınız... Parasını ödediniz mi? Nasıl kestiniz? Ne şekilde kestiniz? Kaynar bir suyun içine attılar. O halde onun tüylerini alırken o kaynar su, onun şiddeti bağırsağını onun etine bulaştırdı mı? Yoksa normal bir ısıya kondu. Sadece tüylerini alacak kadar bir sıcağın içine kondu kesilen tavuk? Öyle mi yapıldı? Yoksa işkembe eğer ona karıştıysa ya da necaseti ona karıştıysa o zaman o tavuğun eti helal olmaz. Yani bunu tadarak anlayamazsın. Bunu sana ne beyan eder? Şeriat beyan eder kardeşlerim. Allah'ın dini beyan eder. O zaman fıkıh bilme mecburiyetimiz var. Evde müminler, müslümanlar ilmihal okuyacaklar. Bunun mazereti yok. Kırmızı ışıkta geçtiniz. Polise deseniz ki: "Efendim kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu bilmiyordum." Polis ne der? Ehliyeti aldıysanız o zaman kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu bileceksin kardeşim. Böyle bir mazeret olmaz. Rabbim buyuruyor ki: "Ben sizi dünyaya bana kul olun diye gönderdim." O halde Talebul ilmi farizatun ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim, kadın, erkek, her Müslümana farz. Ne kadar farz? Yani en azından İslam'ın esaslarını bileceksin kardeşim. Neler haram, neler helal, bunları mümin, Müslüman ana hatlarıyla bilecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın evi, Allah Resulü Aleyhisselam soruyor. Hel indekum şey'un? Evinizde bir şey var mı? Fakulna la. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Resulüne buyuruyor Hazreti Ayşe, yok ya Resulallah. Evimizde hiçbir şey yok. Ekmek yok, yemek yok, şu yok, bu yok, yok, yok ya Resulallah diyor. Kardeşlerim evlerine eşleri ekmek getirmekte zorlanan hanım kardeşlerim, Müslümanlar, müminler bakacaklar, yardımcı olacaklar. Belki onların da gücü yetmiyor. Ya da gücü yetenler sizi ulaşamadılar, sizi bulamadılar. Ya da gücü yetenlerin önemli bir bölümünün böyle bir derdi yok zaten. Onların dünyasında sadaka yok, onların dünyasında zekat yok. Peki sen ne yapacaksın? Sen Peygamber Aleyhisselam'ın evine bak. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın eşine bak. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha o evde nasıl yetiştiler? O ev, o evin fakirliği, o evin hane isadet olmasına engel olmadı. Yani dünyanın en mutlu evi olmasına engel olmadı. Hani saadet diyoruz. Hazreti Ayşe'nin evine içinde ekmek olmayan evi ne diyoruz? Ama dünyada öyle evler var ki sofrasına oturduğunuz zaman hangi tabağa kaşı uzatacak insan şaşırabilir. Öyle evler var, evlerde hizmetçiler var. Kadının eli belki o evde sıcak sudan soğuk suya değmez. O kadar mükellef bir hayat var ama o evde intiharlar var. O halde hane isadet peygamber aleyhissalatu vesselamın imanla kullukla namazla Allah Teala'nın emirlerine buyruklarına teslimiyetle şekillendirmiş olduğu ev sen de evini o evi esas alarak inşa et ya rabbi de helalinden ver bize de bizi de rızıklandır ya rabbi yakınlarıma kimler varsa onlara helal rızık yollarını, kazanma yollarını göster ya Rabbi diye dua et. Ama unutma ki bu dünya imtihan yeri. Bir imtihan bitecek, başka bir imtihan başlayacak. Hel indekum şey'un fekunna la kale fe inni iden saimun. O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben oruçluyum. Yani Nesai'nin rivayetinde iden asumu. O halde ben şimdi oruç tutayım buyurdu Aleyhisselam. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Birisi nafile oruca gündüz niyet edebilir. Fecir vaktinden sonra bir şey yemediyse, içmediyse, orucu bozacak bir şey olmadıysa onun dünyasında bu kişi öyle vaktine 45 dakika kalaya kadar, kalana kadar oruca, nafile oruca niyet edebilir. Yani dahve ve kübraya kadar, günün tam ortasına kadar, işte öğle vaktine 45 dakika kalana kadar, böyle bir zamana kadar Şafi mezhebine göre de, Hanefi mezhebine göre de kişi nafile oruca niyet edebilir. Hanefi mezhebinde farz olan oruca gene akşamdan unuttuysanız gündüz yani öğleye 45 dakika kalana kadar niyet edebilirsiniz bir şey yemediyseniz ama İmam Şafii'ye göre geceden farz olacak niyet etmek gerekir. Sonra etana yevmen ahar. Ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki efendimiz aleyhisselam bize bizim eve sonra başka bir gün geldi. Fakulna ya uh uhdiye lena haysun. Bize bir hays hediye edildi ya Resulallah. Hays ne kardeşlerim? hurmanın içine peynir ve tereyağı koyuyorlar. O halde karıştırıyorlar. Böyle bir yemek yapıyorlar. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a böyle bir yemek getirmişler. فَقَالَ اَر۪ينِيهِ فَلَكَدْ أَصْبَحْتُ سَائِمًا فَاَكَلَ elinihi bana onu göster yani bana onu getir buyuruyor aleyhissalatu vesselam اَر۪ينِيهِ فَلَكَدْ أَصْبَحْتُ سَائِمًا Yani ben uridu savme, oruç tutmayı istiyordum buyurdu. Ama fekele sonra yedi. Yani Allah Resulü Aleyhisselam oruç tutma iradesindeydi. Zaten bir şey olmayınca oruca niyet ediyordu. Bir şey yok, problem de yok. O halde oruç tutayım buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Aleyhisselam öyle günler oluyor ki Evinde ekmek olmadığından dolayı oruç tutuyor kardeşlerim. Eğer biz bunu anlatabilseydik insanları sosyalizmanın yalanlarına, masallarına, komünizmanın masallarına inandırabilirler miydi? Adalet dediler, yeryüzünü kan gölüne çevirdiler. Yeryüzünü cehenneme çevirdiler. Milyonlarca Müslümanı öldürdüler. Kafkaslarda, Türkistan'da Doğu Türkistan'da yani bugün Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbek Tacikistan o bölgede Azerbaycan'da, Kuzeyde Kafkasya'da, Kafkasya'da, Kırım'da milyonlarca mümini, Müslümanı öldürdüler, katlettiler. Evet bunlar yaptılar. Bu katiller, bu hainler yaptılar. Çin'de yaptılar. Mao'nun devrimiyle yaptılar. Allah Teala zulmün bir kısmının hesabını dünyada sorar. Eğer biz onun dinine, onun yoluna ittiba edersek, o zalimlerin hesabı inşallah müminlerin eliyle sorulur. Bir kısmı bu dünyada, bir kısmı ahiret, çoğunluğu ahirette olacak. Hesap ahirette olacak kardeşlerim, çoğunluğu. Fakulna ya Resulullah uhdiye lena haysun. Bize böyle bir yemek hediye edildi ya Resulullah. Efendimiz Aleyhisselam da orucunu açıyor kardeşlerim. Orucunu açıyor. Peki birisi bir eve gitti. Orada bir ikram var. ikram ediliyor. Kendisi oruçlu. Orucu atsın mı? Tutması daha faziletli olur yerine göre. Yerine göre. Ama eğer oradaki kardeşi arkadaşı yemediği zaman darılacaksa, üzülecekse o zaman iftar eder. Sonra güne gün kaza eder. Hanefi mezhebine göre güne gün kaza eder. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani ben onun yerine başka bir gün oruç tutarım buyuruyor. Fakat İmam Şafii Hazretleri Gelecek onunla ilgili rivayetler. Bazı rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ummu Haniye orucunu suyla açıyor. Ona bugünü kaza eyle demiyor. Oradan çıkardığı hüküm İmam Şafiiye göre. Biri nafile tutmuş olduğu bir orucu bozarsa kaza etmesi gerekmez. Ama i̇mam Azam Hazretlerine göre biri nafile olan bir orucu bozduğu zaman kaza etmesi gerekir kardeşlerim. في كبن دوكسان الشريف انس بن مالك رضي الله عن وعن انس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن فقال: اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه Feda li ummi Süleymin ve li ehli beytiha. Kardeşlerim, misafirle gittiniz, size ikram edecekler, oruçlusunuz, orucu bozacak mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ummu Süleym'in evine giriyor. Ummu Süleym radıyallahu anh'a, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, oğlu Enes vasıtasıyla, ikramda bulunuyor. Tereyağı ve hurma var. Onu ikram ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe inni saimun buyuruyor. Ben oruçluyum. Bu hadisten anladıklarımız şunlar. Bir, misafirliğe misafirliğe gittiğiniz zaman size ikramda bulunuyorlar ama oruçlusunuz. Eğer karşı taraf darılmayacaksa oruçluyum dersiniz. Namaz kılarsınız. Ona dua edersiniz yemeğini yemediniz ama dua ederek ona ikramda bulunursunuz. İkincisi Enes bin Malik diyor ki Resulullah Aleyhisselam bizim eve geldi o Museyim'in evine فَاَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَاَتَتْهُ Yani annesi Ummu Süleym Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hurma ve yağ getirdi, tereyağı getirdi. O halde evinize bir misafir geldiğinde ne varsa onu ikram edeceksiniz. Ne var Ummu Süleym'in evinde? Tereyağı var, hayvanından aldığı, Bir de bahçeden aldığı hurma var. Onları ikram ediyor. Onlar var. Yani kebap, et, şu, bu vesaire yok. Peygamber geliyor eve sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً alemin Medine'de Efendimiz aleyhisselam öyle bir örf oluşturmuş ki ne varsa sofraya o konacak. Ondan başka bir şey dışarıda bulayım, alayım, borç vesaire böyle bir yola git, gitmeyecek, gidilmeyecek. Evlere misafir olanlar da önlerine ne konulursa ona rıza gösterecekler kardeşlerim. Dakhala Nebi ala Umm Sulaym fa'atatu bi tamrin Yani hurma ve tereyağı getiriyor. Fakale efendimiz buyurdu ki: "Eidu semnekum fi Alın bu tereyağınızı kabına koyun. O tereyağı kabına koyun. Ve tuluma koyun. Vatem temrakum fi wi'aihi. Hurmayı da nereden aldıysanız onu da kabına iade edin. Fe inni Ben oruçluyum. Yine buradan şunu anlıyoruz biz. Esasında nafile oruçlar söylenmemeli gizli tutulmalı içine riya karışmasın. Yani oruç tutuyorsunuz, nefsiniz ister ki millet bilsin. Bak devamlı oruç tutuyor. O zaman onun ibadetine onun sevabına leke düşebilir kardeşlerim. O sevap yaralanmış olur. Onun için nafile olan ibadetleri de asıl olan onları gizlemek. Efendimiz Aleyhisselam da öyle yapıyordu. Fakat burada feinni saimun buyurdu. Ben oruçluyum. Neden? Misafirliğe gittiniz. Sofrayı önünüze koydular. Tam da yemek vakti. Yemezseniz ev sahibi üzülür. Acaba bizim sofrayı beğenmedi mi? Neden yemiyor diye. Ondaki o hüznü defnedi. O hüznü def edebilmek için diyorsunuz ki kardeşim Yeme durumunda değilim. Ben oruçluyum. Yemem diyorsunuz. Yani onun kalbindeki bir kırılmaya bu şekilde de mani oluyorsunuz. Yürekleri onarmak, yürekleri inşa edebilmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna talipti Onun için ağzından ağır ifadeler çıkmaz. Belki çıkması gereken mahaller vardı. Oralarda bile asabi için sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine yalvarır, istiğfar ederdi. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ قَامَ اِلَى min el الْبَيْتِ Ardından kalktı, evin bir köşesine çekildi. فَسَلَّا غَيْرَ الْمَكْتُوبَ Farzın dışında yani nafile namaz kıldı. فَدَعَا dua etti. لُؤُمِّ سُلَيْمٍ وَلِ بَيْتِهَا Ummu Süleym için ve Ummu Süleym'in ailesi için, Ehli Beyti için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eyledi. O halde bir yere gittik. Kardeşimizin evi, amcamızın oğlunun evi. İçeriye girdik. Tabi evde kardeş olacak gireceksiniz. Yani amcanızın oğlunun evine gittiniz. Amcanızın oğlu yoksa erkek birisi amcasının oğlunun evine giremez amcasının evine de evde yengesinin mahremleri varken o zaman girebilir o zaman girecek. Şeriatın koyduğu hudutlar bunlar kardeşlerim. Niye böyle? Neden böyle demeyin? Neden böyle demeyin, itiraz etmeyin. Bir gün bir hanım kardeşimiz aradı. Dedi ki Hocam dedi işte bir İstanbul'da duruyoruz. İşte Anadolu'nun bir vilayetinden buraya geldik. Kayınbiraderim de çalışıyor, başka bir işte. Eşim başka bir işte çalışıyor. Ayrılıyorlar, evden gidiyorlar. Ama kayınbiraderim benim üzerime geliyor devamlı. Yani başka türlü niyetlerle geliyor. Eğer eşime söylesem onu da vurur, beni de vurur. Ne yapayım ben? O zaman kardeşim ne yapacaksın? Peygamber aleyhisselama kayın birader ölüm gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümdür buyuruyor. Neden öyledir? İşte bu tür felaketlerin sonu ölümdür onun için. Peygamber aleyhisselatu vesselam öncesinden uyarıyor, ikaz ediyor. Bir defa bir haber okumuştum. Birisi yedi kişiyi öldürüyor. Evinde beş tane çocuk, hanımı, bir de kardeşi uygunsuz bir halde eve girdiği zaman görüyor eşini, kardeşini, çocuklarını cinnet geçirip öldürüyor. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki kayın biraderle bir gelin aynı yerde baş başa olmayacak işte. İslam'ın emri bu. Ha onlar ayrı sofrada, kadınlar ayrı sofrada Erkekler ayrı sofrada oturacak. Yani olanlardan seven anlatıyorum kardeşim. Şimdi bunu dinsiz bir medya var. Alacak oraya çekecek, buraya çekecek. Kim nereye çekerse çeksin. O hanım kardeşlerimiz, onların gelin olduğu evlerde kayınpederler, kayınvalideler bu haberleri, bu konuşmaları dinlesinler, bilsinler önlem alsınlar, şeriata ittiba esinler, o gelinler de kendi evlerinde yaşamış olsunlar. Yani 100 metrekare bir ev oğluna vermeye gücün yoksa o zaman 50 metre kare olsun, böl bir oğlun hanımıyla burada yaşasın, diğeri burada yaşasın, ayrı mekanlarda yaşasın, gurbette bir oğlun varsa diğer oğlun bekarsa onun yanına çalışmaya gönderip evde yalnız başına e, o halde sen kal deme. Diğer oğlun işe gittiği zaman o orada yalnız yengesiyle beraber kalması haramdır, caiz değildir. Baş başa kalması caiz değildir. Ama ağabey evde efendim o da ağabeyle beraber ayrı sofraya oturur yenge ayrı sofraya oturur. O halde kalabilir ağabeyinin yanında, amcasının oğlunun evinde. Bu şekilde misafirliklere gittiniz. Amcanızın oğlu, dayınızın oğlu önünüze bir sofra koydu. Yemezseniz biliyorsunuz ki anlayacak durum oruçlusunuz. Oruca devam etmek istiyorsunuz, devam edin. Ama darılacaksa o zaman orucu boz, sonra onu kaza et. Onu kaza et. Fakat ee, İmam Şafii'ye göre kaza yok. Hanefilerde var. Neden? وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ Amellerinizi iptal et, etmeyin. Amellerinizi iptal etmeyin. O halde başladıklarınızı koruyun, muhafaza edin. Siz nafileydi başladınız. Kişi iltizamiyle ilzam olunur. Şimdi bozduysanız onu kaza etmek size vacip oldu kardeşim. Yok amcanızın oğlu halden anlar oruçlu olduğunuzu söylediniz. Peki ne yapacaksınız? Onlar yemek yerken siz de orada namaz kılın. Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldı. Sonra Ummu Süleym'in ailesine, aile efradına dua etti. Onun yemeğini yiyecektiniz, memnun olacaktı. Ama şimdi siz ona dua ile ikramda bulunuyorsunuz. O halde gönlünü alıyorsunuz. Herhalde şöyle olmamıştır artık bu modernite, dünyevileşme Müslümanların hayatına girdi. Yemek yeyince değil de yemeyince değil de yemek isteyince insanlar zorlanıyor. Öyle bir hale geldiler. Belki olabilir belli noktalarda ama Anadolu hala o ruhu Allah'ın inayetiyle inşallah muhafaza ediyordur. Misafirler gelsin, sofralar kurulsun, onlara ikram edilsin. Allah Teala'dan ecirler, sevaplar devşirilsin. Burada ikinci bir husus kardeşlerim. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki: "Dahalen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem ala Ummu Süleym'in." Efendimiz aleyhisselam Ummu Süleym'in evine geldi. Peki Ummu Süleym'in evinde kim var? Oğlu var. Küçük Enes var. Efendimiz aleyhisselama hizmet eden Enes bin Malik var. Allah Resulü aleyhisselam bir kadının yanına girdi. Orada başka bir erkek yok. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadının Ummu Süleym'in evine girmesi caiz olur mu? Yani meseleyi çok tahkik etmeyen alimlerimiz bu min hasaisin nebi demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasaisindendir demişler. Ama muhakkik olan alimler diyorlar ki olmaz. Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'da sizin için bir üsve-i hasene var. Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Üsve-i hasene var. Ona bakacak, onun hayatını müminler, Müslümanlar örnek alacaklar. Haşa Allah Resulü Aleyhisselam mahremi olmayan bir kadının yanına yalnız başına girdi. Evde onunla oturdu, yemek yerse o zaman çıkar birisi şeyh adındaki bir şeytan der ki ben de kadınlarla beraber oturup yemek yiyebilirim diyebilir. Onlara ellerini öptürebilir, oturabilir, muhabbet edebilir. Baş başa bir kadınla yalnız başına aynı mekanda dışarıdan içeriye birinin girmesi ancak izne bağlıysa zili çalarak içeriye girebilirse öyle bir yerde kim olursa olsun insanlar ona alimi rabbani deseler de, de, desinler şeyh desinler mürşid desinler ne derse desinler eğer mahremiyeti riayet etmiyorsa şeriata ihanet ediyorsa adam ondan mürşid olmaz ondan muallim olmaz yani böyle birisi insanlar için örnek olmaz, olamaz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir şey yapar mı? O halde muhakkak ulemamız ne diyorlar İbn-i Hacerler, i̇mam Nebeviler rahmetullahi aleyhima e, bu konuda diyorlar ki Ummu Süleym ile Ummu Haram kardeştiler. Evleri birdi. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın halalarıydı. Ummu Haram, Kıbrıs'ta şehit olan Ubade bin Samit'in eşi, Efendimiz rüya görmüştü. Sonra demişti ki, o gemi gidiyor, denizde giden, o ümmetinden, o mücahitleri gördü. Dua et ya Resulallah, ben de onlarla olayım. Efendimiz dua ediyor, ikinci rüyada sen de onlarla berabersin diyor. Muaviye radıyallahu anh, kumandasında, Ordu Kıbrıs'a gidiyor. Hazreti Osman Efendimiz zamanında Ummu Haram oraya gider, orada düşer hayvanından şehit olur Ummu Haram. Hala Sultan Osmanlı ordusu onun kabrinin olduğu yerden geçerken top atışı yapar. Ummu Haramı Akdeniz'de selamlardı. Şimdi Rumların tarafında kaldı Ummu Haram'ın kabri. Allah'ın inayetiyle Osmanlı'nın ruhuna, aşkına, Resulullah Aleyhisselam'a olan sadakatine sahip olabilirsek yeniden orası Larnaka, Ummu Haram'ın kabrinin olduğu yer Müslümanların olacak. Yeniden Müslümanlar İslam donanması oradan geçerken Ey Resulullah Aleyhisselam'ın halası ilerleyen yaşına rağmen Kıbrıs'ta kadınlara ben Allah ve Resul davasını anlatabilir miyim diye oralardan kalkıp ta gemiyle buralara gelen, buralarda şehit olan, buraları İslam mührünü vuran büyük kadın selam olsun sana, selam olsun Ummu Haram'a, selam olsun Ummu Süleym radıyallahu e. anhuma. Kardeş bunlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın teyzeleri. Efendimiz Aleyhisselam'ın ya öz teyzesi ya Amine annemizin kardeşleri bunlar. Amine annemizin kardeşleri bunlar ya da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in babasının teyzesi, Abdullah'ın teyzesi her halükarda Ummu Haram da Ummu Süleym de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mahremi oluyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Haram, Ummu Süleym'in olduğu eve giriyor. Acayip bir aile tabi. Ummu Haram, Ummu Süleym. Ummu Süleym sabikundan, ilk Müslüman olanlardan, ilk mümine kadınlardan Efendimiz aleyhisselamın teyzesi ya öz teyzesi ya süt teyzesi ya da babasının teyzesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iman eder, da gider, orada cihad eder, hastaları tedavi eder, su taşır, mücahide bir kadın, Ummu Süleym radıyallahu anh'a Müslüman olunca eşi Malik, kafir tabi, onu da İslam'a davet eder, eşi Müslüman olmayı reddeder, bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından gelir, içeriye girince der ki, eşine Malik'e. Bundan sonra içki içmek haram. Allah Azze ve Celle kesin olarak yasakladı. Felentum مُنْتَهُونَ Artık vazgeçtiniz değil mi buyurdu. Müminler teslim oldular. Vazgeçtik ya Rabbi dediler. Sen de içme deyince Enes bin Malik'e İslam'ı öğretiyor, İslam'ı anlatıyor. Malik bunları görüyor. Tahammül edemiyor artık Medine benim için yaşanmaz hale geldi der ayrılır Medine'den Şam'a gider zaman geçer Ummu Süleym'in eşi Malik'in vefat haberi gelir vefat haberi gelince der ki Ummu Süleym oğlum Enes büyüyüp annesine evlenmek için müsaade verene kadar evlenmeyeceğim der evlenmez aradan uzun zaman geçer Ebu Talha radıyallahu anh Onunla evlenmek ister Ummu Süleym'le kapısına gelir, teklifini bildirir. Ummu Süleym, utanmaz mısın be adam der. Yerden biten ağacı bir marangoz alır, heykel haline, put haline getirir. Sen de onun önünde eğilir, sonra Müslüman bir kadına eş olma teklifinde bulunursun. Utanmaz mısın Ebu Talha der. Eğer tövbe eder Müslüman olursan senden mehir almayacak mehrim senin İslam'ın olsun der. Ebu Talha gider düşünür sonra yine gelir Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyince oğlu Enes'e döner Zavvic Ebu Talha der Kalk Ebu Talha'yı evlendir der Ebu Talha ile evlenir Ummu Süleym radıyallahu anh'a ama Efendimiz Aleyhisselam'ın ona o mahremiyeti cihetiyle yine evine gitmeye devam eder. Zaman zaman evinde kalır. Efendimiz Aleyhisselam Ummu Süleym'in evinde namaz kılardı. Ummu Haram'ın evine de gider. Başka kadınlara gitmez. Ancak erkekler varsa gider. Yoksa gitmezdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kadınlar ayrı yerde Erkekler ayrı yerde oturur ama bunlar onun mahremiydi, mahrem. Yani Efendimizin teyzeleriydi. Ya süt teyzesi ya öz teyzesiydi kardeşlerim. Haram bin Milhan, bu Ummu Süleym'in, Ummu Haram'ın erkek kardeşiydi. Haram bin Milhan, o da büyük bir sahabi. Efendimiz Aleyhisselam onu Kur'an-ı Kerim öğretsin diye gönderiyor. Gidiyor bir rume de, bir rume tuzak kuruyorlar. Haram bir milhan ona arkadan bir ok vuruyorlar. Ok önden çıkarken kanları boşalırken fuztu ve rabbil kahve yere düşüyor ama Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor. Onu şehit eden sonra Müslüman oluyor bu nasıl bir hadise ki diyor ben öldürüyorum o ölüyor ama ölürken fustu ve rabbil kabe kabenin rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyor çünkü ben buraya kadar geldim dini mübin İslam'ı anlatma derdim gayretim vardı buradakileri Kur'an-ı Kerim'i öğretecektim ama arkadaşlarımla bize tuzak kurdular bizi burada vurdular senin yolunda vuruldum ya Rabbi kazandım ya Rabbi. Cennetini kazandım. Rızanı kazandım ya Rabbi. Müslümana yenilme yok. Müslümana mağlubiyet yok. Eğer Allah yolunda olursak, Allah yolunda kandırılmış olsak bile, eğer adımlarımızı bu yolda onun rızasını kazanabilmek için atıyorsak, Fustu ve Rabbil Kabe vurulsak da Hasan el Benna gibi dar ağaçlarına gönderilsek de Ömer muhtarlar gibi Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki biz kazandık, biz kazanacağız Allah'ın inayetiyle. Sonunda bütün ideologyaların mezarını kazacağız Allah'ın inayetiyle. İslam'ın yolunu, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamının yolunu yüreklerimizden evlerimize taşıyacak. Sonra cemiyette onun, Hakimiyet davası bir şehrayin havasında hakikate dönecektir. Buna hiçbir güç engel olamayacak kardeşlerim. İşte Ummu Süleym ile alakalı anlatmış olduğum bu hatıra ve bu olay efendimiz Aleyhisselamla akrabalı mühim kardeşlerim oryantalistler zındıklar aklınızı karıştırabilirle İnşallah bunu unutmayın. Aklınız karışmış olmasın. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Men du'ye ila ta'amin ve huve sa'imun. Kim bir yemeğe davet edilirse oruçlu olduğu halde fel yücib, daveti icabet etsin. Müslümanları kırmayın. Müminleri kırmayın. Bazen oluyor tabii. Yani bazen değil. İlimle uğraşan birisi çoğu defa cenazeye de gidemez, düğüne de gidemez. Eğer her cenazeye giderseniz, her düğüne giderseniz sizden ilim talebesi olmaz kardeşim. Bizim ilmimiz semadan gelmiyor ki. Okuyacağız, okuyacak, mutala edeceğiz. Yani gezen tozan, sürekli bir yerde olan birisi, sürekli onun ilmi bir seviyede olur. Yani o davetçi olur. Elbette gitmeli, davet etmeli ama ilimde derinleşmek için rahlenin başına oturmak lazım. Orada mutala etmek lazım kardeşlerim. Evet bir hocamız var Doğu'da, Siirt'te büyük bir alim. Onu davet etmiştim. Hocamın hocası olur kendisi. Molla Burhan hocamız, Molla Burhanettin hocamız. Allah Teala hayırlı bereketli ömürler ihsan eylesin. Dedim hocam ifamı bir teşrif etseniz. Kardeşim dedi. Biz elif gibiyiz. Elif hareke kabul etmez. Bizde de hareket olmaz dedi. Yani o sadece umreye, hacca gider. Onun dışında medresesinden ayrılmaz. Sürekli ders okutur ama o okutmaya Allah Teala bir bereket ihsan etti. Ders böyledir. Yani eğer dersten hoca kalkar toplantıya gider, oraya gider, buraya giderse o ders halkasında talebe kalmaz. Ha, konferansa, sohbete, davete gitmeli ama ona haftada bir gün tayin etmeli, ayda bir gün tayin etmeli ki o ders halkasının bereketi devam etsin kardeşim. Ama elhamdülillah davetçi hocalar var, alimler var. Onlar gidiyorlar, anlatıyorlar, davet ediyorlar. E, o davet yolu açıktır, açık kalacaktır inşallah. Men du'ye ila taamin ve huve saimun oruçlu olduğu halde kim böyle taamin bir ziyafete davet edilirse fel yücip ziyafeti icabet etsin buyuruyor. Müslümanların davetlerine icabet edelim, etmeye çalışalım. Özellikle garip gurbanınkine daha fazla icabet edelim. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: "Kunasetul fukara'i afdalu min mak'adil agniya." Yani mak'adil agniya zenginlerin oturaklarından, zenginlerin kusur min kusuril agniya. Yani kunasetul fukara afdalu min kusuril agniya. Zenginlerin konaklarından, saraylarından, oturduğu odalardan, makamlarından bana o fukaranın süpürüntüsü, o ötekine zengine çöplük gibi gelen evi bana daha değerli diyor. Orada oturmak istiyorum. Fakirle beraber olmak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın toprak bir evi vardı işte. Onun üzerine bir şilte seriyor. Çoğu defa onun üzerine yatardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste ulemamız elhamdülillah eve girerken duvarına bakmadılar, çinisine bakmadılar, boyasına bakmadılar o evdeki yüreğe baktılar Allah azze ve celle bize insanların bindiği arabalara, oturduğu evlere, temsil ettiği makama göre değil, imanına bakarak onlara değer vermeyi o şuura sahip olmayı bizlere ihsan buyursun kardeşlerim.